Mesele nereye gelecek? Bu arada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son durum bilgisi de az önce açıklandı. Gazze'li yetkililer son 24 saatte 182'si çocuk 436 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sıcak notu da aktarmış olalım. Şimdi dönelim kara harekatı ihtimaline, senaryolarına. Şimdi sızma harekatıyla başlayan bir süreç var. Bunu anlıyoruz. Peki şimdi kara harekatı olacak mı, olmayacak mı? Bu senaryo ne anlatıyor? Önce habere gidelim, sonra canlı yayın görüntüleri üzerinden uzman isimleri danışacağız. ABD'li Washington Post gazetesi İsrail kara harekatı başlatırsa Gazze'de karşılaşabileceği olası senaryoları görsellerle anlattı. İsrail'in işinin kolay olmadığına dikkat çekti. Burada bütün tünelleri bilden Hamas'a karşılık tünellerle alakalı istihbaratı, bilgisi, kabiliyeti kısıtlı. İsrail ordusu karşı karşıya geldiğinde çıkacak sonuç İsrail'in lehine olmayacak. İsrail güçleri Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor. Aralarında hastanenin de bulunduğu çok sayıda saldırıda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde kara harekatı hazırlıklarının tamamlandığını belirtmişti. Gazze'ye kara harekatının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Hamas militanlarıyla İsrail ordusunun askerleri doğrudan karşı karşıya gelecekler. Yani e, muharebe uzaklığı böyle insanların e, gözleriyle görebileceği mesafelere düşecek. Peki olası kara harekatında İsrail askerlerini Gazze'de ne bekliyor? Bu sorunun yanıtını ABD'li Washington Post gazetesi görsellerle anlattı. Hamas'ın 2021 yılında yaptığı gazze tünellerinin Olası kara harekatında etkisinin büyük olacağını belirtti. E, Hamas bu tünelleri avucun içi gibi biliyor. Ama İsrail unsurları bu tünelleri e, haritasına e, biz, sahip değiller. Biz, biz, biz. İsrail ordusu burada bütün e, ateş destek unsurlarından, diğer destek unsurlarından da uzakta kalacak. Bu yeteneklerini de bu tünellerde kullanamayacak. da olası senaryoda başrollerden biri olacak. Ancak İsrail kendi askerlerinin tehlikeye düşmemesi için daha temkinli olacak. Böyle bir e, manevra alanında çatışma alanında İsrail'in vereceği kayıplar çok orantısız olacaktır. Ve İsrail bölgeleri e, en azından Gazze'nin kuzeyine kontrol altına alma noktasında da ciddi zafiyetler yaşayacak. Washington Post'ta Gazze'deki moloz yığınlarının Hamas için koruma sağlayabileceği belirtiliyor. Yıkıntıların harabelerin arasından nereden ilk ateşin geldiğini anlamaları bile ee, çok zor olacak bu kuvvetler için. Gördüğünüz gibi bir yani üzerinde... ateş çemberinin içine düşecek. Hamas'ın Gazze'deki yüksek noktalara keskin nişancılar yerleştireceği de anlatılıyor. Anti tank mühimmatı kullanan bir e, Hamas unsur olabilir. Oradan bir roketli saldırı düzenleyebilecek tabii roket daha Yani e, İsrail'i çekmiş, çatılara gizlenmiş keskin nişancılar. Bu olacak.